önümüzdeki 20 yıl fakirleşme, işsizlik ve kıtlık dönemi olacak. İnanılmaz bir süreç geliyor. Bu süreçte bir şey söyleyeyim. Artık hiç kimsenin işi güvencede falan değil. Yani benim işim var, devletin memuruyum falan büyük şirketin memuruyum, uzmanıyım. Benim işim garanti. Asla böyle düşünmeyin. Kimin ne zaman nasıl düşeceği, tökezleyeceği belli değil. Ne dedim? İhtimaliyatlar bir dünyasına girdik. Bu ihtimaliyatlar dünyasında en olmaz denenlerin olduğunu yaşadığımız bir dönem. İşsizliğin patladığı bir döneme girdik. Özellikle 2030'a kadar bütün baskıların arttığı, 3. Dünya Harbi'nin giderek zirveye tırmandığı bir dönem. Böyle bir dönemde ise tohum ve gıdayı dünyada 10 şirketin kontrol ettiğini düşünün. Tohumun hem ata tohumlarının hem GDOS'uyla oynanmış tohumların Norveç'in Svalbard adasındaki kıyamet ambarında tutulduğunu hemen söyleyelim ki ve bu ambarın da Rockefeller Vakfı'na ait olduğunun da altını çizelim. Sisteme okutuyorsunuz, çıkıp gidiyorsunuz. Böyle bir dünya geliyor. Ve böyle bir dünyada en önemli meselenin teknolojiden ziyade gıda ve su olduğunu bilesiniz. Böyle bir dünyada şehirlerde değil köylerde ve kırsalda yaşamanın